Efendim spor gündemiyle devam edelim. Heyecan verici günlerden geçiyoruz. Malumunuz milli futbol takımı Euro 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Hedef çeyrek final. CNN Türk Spor Spikerimiz Damla Uğurtürk Almanya'da bizleri bekliyor. Yanında da Ali'nin temsilcimiz Erhan Mert Türk olacak. Birlikte yanıtlayacaklar sorularımı. Damla kolaylıklar diliyorum. Şimdi sorularımı yönelteyim, sonra siz değerlendirin, sözünüzü bölmeyeyim. Özellikle şimdi ilk 11 belli oldu mu, kadro nasıl olması bekleniyor bu akşamki maçta? Saat 22'de başlayacak biliyoruz. Diğer taraftan Avusturya'yı nasıl biliriz? Nasıl bir rakiptir? Diğer taraftan Hollanda-Romanya eşleşmesinden ne çıkmasını beklersin? Bu turdan çıkabilir mi Türkiye? Şansımız nedir? Ve özellikle Türk taraftarının maça ilgisi nasıl? Hava nasıl? Sorularım bu kadar. Büşra'cığım sen tek bir soluk hepsini sordun ama tek bir soluk cevap vermesi mümkün değil. Ben bir bölerek buranın atmosferini de sizlere biraz yaşatarak anlatacağım. Şu anda Almanya'dayız, Leipzig'deyiz. Türkiye saatiyle saatler 22'yi gösterdiğinde o dev maç başlayacak ve umuyorum ki yeniden bir güzel haberle sizlere anlatıyor olacağız buradaki heyecanı. Arkada taraftarlar yavaş yavaş burada meydanları doldurmaya başladı. Burası Leipzig'in meydanı. Burada bir etkinlik taraftar alanı kuruldu ve burada taraftarlar az sonra otobüse binip otobüste gösterdi. Buna federasyonumuz da hazır bulunuyor. Günlerde etkinlikler yapılıyor Almanya'nın her ilinde, her bölgesinde. Onlarla birlikte bir yürüyüş gerçekleşecek. Stadyuma gideceğiz. Erhan Mert Türk de şimdi bizimle birlikte. Onunla da bir şöyle bir havayı toplayalım, sonra taraftarlarımız arasına bir girelim. Almanya nasıl günlerdir bir sizin gözünüzden dinleyelim. Bu süreç için nasıl çalışıyor Almanya'da? Özellikle de taraftarların toplanma alanları ve güvenlik önlemleri de çok üst düzeyde. Siz nasıl gördünüz süreci? Almanya'da 3,5 milyon Türk yaşıyor. Bu turnuva başlarken dediler burası hiçbir zaman deplasman olmayacak. Bugün burada da bunu görüyoruz. Leipzig Türklerin en az yaşadığı bölgede yer alan bir yer. Ona rağmen yine binlerce insan bugün tribünü dolduracak. Bir denge olmasını bekliyoruz. Çünkü Leipzig Avusturya'ya çok yakın ve 40 bin kişilik bir stat'tan bahsediyoruz. Dortmund'da 80 bin kişi vardı, unutmayalım. Ve Dortmund 1 milyon Türk'ün yaşadığı NRW'de olan bir yer. Burası daha az Türk'ün olduğu bir bölge. Hafta içi ama buna rağmen Ay Yıldız'a gönül verenler yine bugün buradalar ve Almanya'da yaşayan Türk kökenliler bugün tribünde gerçekten milli takımı yalnız bırakmayacaklar ve güzel bir sonuçla inşallah ayrılacağız. Dortmund'u hatırlıyorsunuz, böyle dolu dolu bir... Dortmund'u hatırlıyorsanız böyle bir siz atmosferde yaşatmıştık. Bu atmosferin bir benzeri ilerleyen saatlerde olacak. Belirttiği gibi Erhan Bey'in, çünkü mesai saate ve burada şu anda heyecan da gidecek. Türkiye'nin her türlü takımının da burada temsil edildiği bir an yaşıyoruz tabii ki. Ama takım ruhunun değil, şu anda tamamen milli ruhun olduğu bir şey görüyoruz. Bunun ilk çağrısı da yapılmıştı. Şu atmosferi bir görelim şimdi. Aralarına da gireyim ben de yavaştan, röportajları da yapıyor. Bu kısımlar en eğlenceli. Burada olmak isteyen çok insan var eminim şu an izleyenler arasında. Şimdi üstü çekilecek. Herkes bir oluyor. Her... Ey Allah! Ayağa kalkıyorsun. Ey Allah! Arabadan indi. Ey Allah! Ya şu anda burada görüyorsunuz, kadın, erkek, büyük, küçük, Almanya'nın göbeğindeyiz şu anda ve burada ve en fazla taraftarlardan biri Almanlardan sonra Türkler, bunun hep altını çiziyoruz. En büyük heyecanı yaşatan taraftarlar bu Türkler. Şöyle içeriye doğru da girelim derken röportaj yapalım. Nereden geliyorsunuz? Londra'dan, İngiltere'den. Bu maç için geldiniz. Tabii, aynen. Maçı izleyebilecek misiniz? Tabii, sana gideceğiz, aynen. Süper. Heyecanla bekliyoruz. Maçı da bu arada herkes bilet bulamıyor. Siz şanslı isimlerden biri oldunuz. Evet, aynen. İnternetten buldum. Direkt biletler satışa çıktığı zaman direkt gittim aldım yani. Başladım bugün aldım. Nasıl bekliyorsunuz? Karşınızda diyelim ki şu an Montella var. Ne söylemek istersiniz? Ya Montella zaten İtalyan, kendisi çok ateşli, Akdeniz ülkesinden geliyor bizim gibi. Futbolu çok seviyor. Eminim ki, umarım ki bugün oyuncularımız da çok iyi bir şekilde motive edecek. Ateşle, hırsla çıkacaklar. Ülke için, bayrak için, insanlarımız için oynayacaklar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel olur. Size de soralım. Merhaba. Sabahtan beri nefessizce şarkılara eşlik ediyorsunuz. Bugünü bekliyordunuz herhalde. Evet. Uzun sabah erken kaldık, geldik. Elde telefon, sürekli birilerine de haber veriyor sanırım. Evet, İngiltere. Bu arada bir saat önce kadar neredeyse alan boşluğu hızla doldu, daha da artacak.
11'leri de birazdan paylaşacağım sormuştum Müşra. Biraz şöyle içeriye de girelim istiyorum. Merhabalar kızlar. Şöyle bir sizlerden de alayım. Nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Londra'dan geliyoruz. Bu maç için daha öncelerini izlediniz mi maçı? Takip edebildiniz mi? Tabii ki ediyoruz. Tabii ki Londra'dan ediyorduk. Çok heyecanlıyız. Fırsatı kaçırmak istemedik. Maça biletiniz var mı? Tabii ki var. Çok güzel. Valla kim uzatsak şansımıza biletli devam ediyor ama şu anda en azından şanslı isimler. Leipzig'de çok az Türk olduğundan bahsetmiştik. Burada yaşayanlardan biri mesela. Merhaba ablam. Burada demin biz biraz korktuk, taraftar az mı acaba, gelmiyor yok, mu diye bir anda akın akın gelmeye başladılar. Türk'ün olmadığı yer yoktur. Burada nüfusumuz kalabalık olmadığından dolayı çok mutluyuz bu kadar taraftarın geldiği için. Bu kadar Türk bayrağını daha burada görmemişsindir herhalde değil mi? Çok gururluyuz, çok seviniyoruz, inşallah kazanacağız. Biz demin az evvel Dortmund'tan bahsettiğimiz için orada çok büyük bir kalabalık vardı. Saatin de çok önemli vardı, orada saat 7'deydi maç çünkü. Daha erken saatte toplanabilmişler. Şu anda konvoylar halinde otobanlardan, Batı Almanya'dan, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden buraya insanlar geliyor. Bunu da söyleyelim. Bugün yine o tribün dolacak. Yine kırmızı beyaz olacak. Ama karşı tarafta kırmızı beyaz. Renkler birazcık yine hep öyle bir... Konusunda bir talihsiz gidiyoruz. Bir tam gücümüzü gösteremedik. Ben yine bir aralara girmek istiyorum. Genç, yaşlı, büyük, küçük herkes size de bir kutu uzatalım. Nereden geliyorsunuz? Köln. Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan, Köln'den. Köln'den geliyorsunuz. Evet. Maça biletiniz var mı? Evet, maça biletimiz var. O saate kadar siz de yürüyüşe katılacaksınız. Evet, yürüyüşe katılacağız. Bugün hangi oyuncumuzdan gol bekliyorsunuz? Ferdi. Ferdi'den. Evet. Bugün çok sordum bu soruyu, Ferdi'ye çok büyük bir sorumluluk yükleniyor. Ben bu arada 11'i de size hemen şöyle bir okuyayım bir yandan da. Kalede Mert Günok bekleniyor. Şu anda muhtemel 11'den bahsediyorum. Hala açıklanmadı biliyorsunuz son saate kadar. Onun ilerisinde Mert, Meri, Abdülkerim ve Ferdi'yi bekliyoruz. 4-1-4-1 şeklinde kurmasını bekliyoruz Montella'nın takımında. İleride İsmail, onların ilerisinde gol yolunda Barış, Orkun, Kaan, Kenan ve en ileri uçta da sevgili Arda Güler'i bekliyoruz. Umarız bol golü geçer. Bu arada yayınlarla da gidişimde gidelim. Dev ekranlar kuruldu. O ekranlarda maçlar verilecek ve bu maçlar bileti olmayanlar için tabii ki öncelikli ama bir de evde izlemesi gerekenler var. Evde izleyenler için Almanya'da şifre uygulaması başladığını söylemiştiniz siz. Çok büyük bir tartışma. Bütün bu 8 maç normal kanallardan, devlet kanalından yayınlanıyor. Sadece Türkiye maçı şifreli kanala koyuldu. İnanılmaz büyük bir tartışma var. Ve bugün yapılan açıklamada, devlet kanalından yapılan açıklamada bir maç seçme hakları vardı. O şifreli kanalın, onlar da Türkiye maçını seçti dediler. Yani eğer Türkler, bugün Almanya'da yaşayan Türkler evde maç seyretmek istiyorlarsa 10 euro ödeyerek bu maçı seyretmek zorunda kalacaklar. Bu da gerçekten çok büyük tartışma ve İçişleri Bakanı Bezer'e iletildi. Denildi ki bu toplum içerisinde huzurlu yaşama için gerçekten 3,5 milyon Türk için iyi bir durum değil. Ama hiçbir şey değişmedi. Bugün evden maçı izlemek isteyenler şifreli kanalı üye olarak Almanya'da izleyecekler. Çok büyük bir tartışma Almanya'da bu. Ya tabii bu çok üzücü bir şey. Yani en çok taraftar görüyorsunuz burada. Günlerdir en büyük coşku Türkler yaşatıyor. Yaşam olarak da bakacak olursak sadece turizm açısından değil, Türklerin yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Almanlardan sonra ikinci olarak Barış burada çoğunluk olarak. O yüzden gerçekten tartışılır bir konuya dönüşüyor. Ama şunu söyleyeyim. Almanların da önüne geçtiğimiz bir şey var. O da tribüne giden taraftar sayısı. 130 binde şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en fazla tribüne giden taraftar sayısı Türkler. Almanların önüne geçmiş durumda. Ya bu arada Almanya'da o kadar dikkatimi çeken bir konu var ki neredeyse hiçbir yerde bir burada turnuva olduğuna dair bir şey hissetmiyorsunuz. Bazı yerlerde sadece billboardlar var. Onun dışında asla hissetmiyorsunuz. İşte sadece taraftar gelirse, taraftar gelene kadar da korkuyla bekliyorsunuz. Bugün maç yok mu acaba hissiyle izliyorsunuz adeta maçı. Ama genel bir atmosfer, Türkiye'deki o sıcak atmosfer burada yok değil mi? Hiç hissedilmiyor değil mi? Keşke bizde olsaydı. Ama eğer Türkler olmasa herhalde bu turnuvada, burada o atmosfer daha da düşük olacak. Ben Almanya'nın şu andaki futbol ülkesi olarak daha iyi bir şey bekliyordum. Katar'a Dünya Kupası gerçekleşti. Muazzam bir turnuvaydı. Ve bence bir şey gönülsüz olmuş. Hemen şöyle bakalım da. Milli takım tribün liderini de görüyorsunuz. O da Almanya'da. Geldi taraftarlara coşku kazandırmak için. Almanya'nın şu anda göbeğinde kırmızı beyaz seslerini duyuyor olmak çok güzel. Ama yeni göğünde... Şöyle ortaya doğru da biraz geçelim. En büyük Türkiye! Atabey! Atabey!
Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Ben Desoğlu'dan geliyorum. Bu maçı izleyebilecek misiniz? Maçı izleyemeyeceğim ama takımımın mevkimin her zaman yanındayım. Ne kadar güzel. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Leman. Kaç yaşındasın? 10. Bugün sen de Türkiye için buradasın. Ne hissediyorsun? Nasıl ortam? Umarım Türkiye kazanacağını istiyorum ben gerçekten. Bir önceki de çok üzülmüştüm ama umarım bu sene kazanacağız. Biliyorum. Ay, umarım sen de çok güzel olmuşsun. Çok sağ olun. Valla rengarenkler ilerleyen saatlerde daha da artacak. Bu nasıl atmosferimizin coşkusunu ben yaşayacağım. Yürüyüş de başlayacak. Hepsi ben yaşayacağız. 1, 2, 3 ve... Arkadaşlar bunu yapmıyorum. Bunları Türkiye'de yapacağız. Çok önemli bu. Çünkü başta dalıyoruz. Bir grup yapıyor. 30 tane. Efendim Almanya'nın Leipzig kentinden geliyor görüntüler. Bugün tabii ki kalbimiz milli futbol takımımızla birlikte çeyrek final için Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 10'da başlayacak o mücadele. Biz de elbette dikkatle takip ediyoruz. Ekiplerimiz orada. Spor spikerimiz Damla Uğurtürk günlerdir zaten Almanya sokaklarından bize bu atmosferi aktarıyor. Bugün de Berlin temsilcimiz Erhan Merttürk ile birlikte orada hem Türk taraftarın coşkusunu hem olası 11'i de bizlere aktardı Damla. Özellikle şimdi orada taraftarlara da sordu hangi oyuncudan bugün gol bekliyorsunuz diye. Ferdi ismi sıkça özellikle vurgulanıyor, öne çıkıyor. Dolayısıyla büyük bir sorumluluk yüklendiğine de dikkat çekti Damla. Tabii bununla birlikte Avusturya nasıl hazırlandı bu maça, nasıl bir rakip bu önemli. Bununla birlikte yine gruptaki Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da turu geçen ekip karşı karşıya gelecek. Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak. Portekizli hakemin yöneteceğini biliyoruz. Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada Portekiz'den hakem Arthur Suarez Diaz düdük çalacak. Takipteyiz. Türk taraftarın coşkusu şimdiden başladı. Türkiye saatiyle 10'da başlayacak o mücadele. Ve işte maç öncesinde de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Leipzig sokaklarından ekibimiz bize aktarmaya devam edecek bilgileri. Damla yeniden sözü sana bırakayım. Şu anda heyecanın, coşkunun bu akşam ardından Avusturya karşısındaki heyecanın çok az bir zaman kala taraftarlar coşkuyla devam ediyor. Takımlar, süredenler şu anda taraftarlar heyecanı hazırlanıyor. Almanya'nın birçok yerinden gelen var. Sadece Almanya değil, dünyanın birçok yerinden gelen Türk var. Bu coşku için bir araya gelmek en son 2020'de yaşamıştık bu coşkuyu. İstediğimiz gibi bitmemişti. Burası şu an çok keyifli gidiyor. Serüven son 16 turundayız. Hopuyoruz ki biraz daha ileriye gideriz. O dersiniz buradan bu heyecanı anlatıyoruz. Bir sonraki durak Berlin olacak. Ben şöyle ileriden önce devam edeyim istiyorum. Bugün için sizden tahminler alıyor. Bugün goller kimden gelir? Bugün Barış atar bir tane. Bir tane de Arda atar inşallah. İnşallah. Sizler bugün nereden geldiniz? Mainz'den geldik. Maça gidemeyecek misiniz? Şanslı isimlerden misiniz? Maçta olacak mısınız? Evet olacağım. Süper. Kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım. Şundan soruyorum ama o kadar çeşitlilik var ki. İş var mı? Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum evet. İşi bırakıp mı geldiniz? Evet. Yani muhteşem bir şey. Şu anda insanlar günün ortasında birçoğu izin alıp gelmiş. Birçoğu hala yolda. Maçın 22'de olmasının Türkiye saati 22 burada 9'da olacak. Avantajlarının biri de aslında bu. Bu arada hep altını çizmek istiyorum. Burada şu anda Almanya'da oynatılıyor maç. Almanların ardından en fazla taraftar olan ülkelerden biriyiz. Bu maçta turnuvalı olacağım. Geri geri de gel. Selamlar. Merhaba. İnancık canlı yayındayız. Nereden geliyorsunuz? Berlin. Berlin'den. Şimdi bir sonraki durak belki de sizin eviniz olacak. Aynen. Kazanana göre gideceğiz. İnşallah kazanacağız ve dairelere gideceğiz.
bütün televizyonlar, dünyanın bir tüm yerinden basın mensubu arkadaşlarım da buradalar zaten. Merhaba. CNN Türk canlı yayındayız. Merhaba. Şöyle bir atmosfere bakıyorum. Leipzig'te böyle bir atmosferde yer alacağınızı hiç hayal etmiş miydiniz? Efendim. Muazzam değil mi? Muazzam evet. Kırmızı beyaz şu anda. Daha güzel olacak. Şarkan çalıyor yine şarkan. Efendim daha güzel olacak. Artık milli marşlarımız gibi oldu burada. Bugün herkes bir ağız söylüyor. Maça gidiyor musunuz? Gidiyoruz tabii ki. Meydanlarda da izlenecek maçlar. Biliyorum evet. Siz yürüyüşe de katılacaksınız. Evet her yere. Bayağı uzun bir yolumuz var. Evet aynen bir saatlik yolumuz var. 30-35 dakika kadar yürüyeceğiz zaten. Şu ortam gerçekten insanların tüylerini diken diken ediyor. Maç sonunda da kazandıktan sonra biliyorsunuz futbolcular da taraftarlar da buluşuyor. O anlar da ayrı bir güzel. Şu ana kadar 3 maçı geride bıraktık. Bunlardan biri Gürcistan'da gayet iyi geçti. Portekiz maçı çok istediğimiz gibi geçmemişti. Ve sonrasında Çekya maçının ardından da serüven şimdi devam ediyor oldu. Son 16 turundayız. Buradan sonrasında bir iyi bir kötü olan şey maçlar tek maç oynanacak. Yani buradan sonrasında ya devam ya tamam maçları bunlar artık. O yüzden heyecan ve coşkuyu biraz daha farklı yaşıyoruz buralarda. Ben şöyle aralara yine gireyim. Sizler de buradaymış gibi hissedin istiyorum çünkü atmosferde. Burada karşılıklı birbirinize bakarak söylenen şarkılar görüyorum. Aynen öyle. Sevgiliyiz galiba. Evet bir, öyle. Süper. Birlikte bir anı mı biriktirmeye geldiniz bugün? İlk maçımız. Yani ilk bir takım maçımız oluyor. Ne hissediyorsunuz? Özellikle şu anda kırmızı beyaz. Şöyle alayım siz de CNN Türk canlı yayındayız şu anda. Ya gurur duyuyoruz tabii ki ama yine böyle bir atmosferde olmak için. Aynen. Her sokak arasında Türklerin sesi var. Bayraklar dolaşıyor. Evet. İnşallah devam ederiz. Finale kadar. Bakalım artık inşallah. Takımı nasıl buluyorsunuz? Takım iyi ilerliyor. Tabii ki biraz zayıflıklar var ama bunlar normal. Peki bu akşam hep eleştiriyoruz ya. Evet. Monte ile karşınızda olsun şu anda. Kadro için ne söylemek istersiniz? Bu akşam için bir taktik verin. Semih gibi oynatsın isterim. Bugün kime mikrofon uzatsam Semih diyor. Montella anlamıyorum ki 11'i de alırım. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum size de. Şurada bir aile görüyorum. Onlara da gidelim. Merhaba. Merhaba. Baban da ilk maçın mı? Evet. İlk defa mı getirdiniz? Evet. Çok güzel. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlı değil evet. mi? Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şöyle Hanım'la yanına gidelim. Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok güzel. Süper. Keyfimiz yerinde. Vallahi çok güzel. Oynadınız sabahtan beri. Evet. Kurtlar dökülüyor. Evet. 4.5 saat yoldan geldik. Hayır. Dortmund'daydı. Dortmund. Oradaki maçlarına da girdik. Dünkat daha güzeldi. Her yerde Türkler ya, var. Ya orası çok iyiydi. Burada da inşallah ilerleyen saatler de olur. İnşallah. Damla şimdi orada peş peşe şarkılar çalıyor. Mehter Marşı'nı duyduk, Tarkan şarkılarını duyduk. Şimdi Erik Dalı çalmaya başladı. Dolayısıyla çok coşkulu bir hava var. Yine Leipzig'te bekleyen ekip arkadaşlarımızdan CNN Türk Spor Direktörümüz Cem Yılmaz da o noktada. Onun da izlenimlerini alalım müsaadenle. Cem Yılmaz'a gidelim hemen. Cem Yılmaz kolaylıklar diliyorum. Senin olduğun noktada nasıl bir atmosfer var? Senin bugüne dair, bugünkü maça dair, karşılaşmaya dair beklentilerin neler? Türkiye'nin bu gruptan çıkma şansı, çeyrek finale yükselme şansı. Sence nasıl? Özellikle Avusturya nasıl bir rakip? Güzel, teşekkür ediyorum. Öncelikle ben şu anda otobüsün üstüne çıktım. Tabii burada tripod değil, elimle tutuyorum. Biraz kamera titrerse lütfen kusuruma bakmayın. Aslında aynı yerlerdeyiz Damla'yla. Ben sadece yukarıdan şu anda bizim taraftarımızın toplandığı alanı şu anda geniş açıda sizlere göstermeye çalışıyorum. Hakikaten coşku devam ediyor. Hamburg'dan sonra, Dortmund'dan sonra, bu sefer Leipzig'te. Özellikle birkaç saat sonra bu kalabalık çok da artacak. Çünkü Berlin'den, yani vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgeden buraya akın akın taraftarlarımız daha da fazla gelecektir diye düşünüyorum. Bugün sahaya çıkacak 11'imiz için hakikaten kolay bir maç değil. Avusturya hazırlık maçında daha önce 6-1 kaybettiğimiz bir rakibe karşı aslında bugün resmi karşılaşmada ve Euro 2024'te çeyrek finale
çıkma mücadelesinde sahaya galibiyet için çıkacağız ve çeyrek final biletini almaya çalışacağız. Hakikaten zor bir rakip ama bu zor rakibe karşı teknik direktör Montella ve oyuncularımız, milli oyuncularımız bu çalışmaları 6 gündür sürdürüyor. Son Çekya maçından bu yana tam 6 gün bu anı beklediler ve bu akşam Avusturya karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp son 8'e kalmak için mücadele edecekler. Aslında kadro aşağı yukarı belli. Yani ben sabahki yayında orta sahada Salih'i vermiştim ama Kaan oynayacak. Kalede Mert Günok, Mert Güldür, Ferdi Kadıoğlu kanatlarda. Meriç, Abdülkerim savunmanın ortasında. Önlerinde İsmail Yüksek, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü. İleri üstünde de Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler şeklinde. Evet, 11'imiz bu. Aslında çok büyük bir değişiklik yok. Çok önemli bir değişiklik yok Montella tarafından. Ama bugün çok daha dirençli oynamamız gerekiyor. Bugün çok daha mücadeleci olmamız gerekiyor. Çünkü karşımızda gerçekten fizik gücü çok iyi bir takım var. Avusturya buraya çok hazırlıklı geldi. Avusturya ve İsviçre özellikle bu turnuvaya damga vuran takımlar oldular. Eğer biz bu Avusturya engelini geçersek, biraz sonra başlayacak olan Hollanda-Romanya maçının galibiyle çeyrek finalde 4 gün sonra Berlin'de oynayacağız. Berlin hesaplarını yapmaya başladık. Bu arada anons yapılıyor. Saat 5'ten itibaren şu arkamda gördüğünüz kalabalık yürüyüşe başlayacak ve stada doğru hareket edecekler. Cem, şimdi orada çok coşkulu bir hava var. Özellikle sen de dikkat çektin ya, çeyrek final için artık geri sayım başladı diye. Bir yandan da şimdi Hollanda-Romanya eşleşmesinden kim galip çıkar? Çünkü galip çıkacak kişiyle eğer biz de galip gelmiş olursak karşı karşıya geleceğiz. Dolayısıyla onlara nasıl bir şans veriyorsun? Ya bence Romanya da bu turnuvaya iyi hazırlanmış. Grupta iyi maçlar çıkarttılar. Onlar da Hollanda ile eşleşti. Hollanda tabii daha sert bir rakip olur. Romanya çıkarsa bizim için belki daha iyi olur ama ben orada Hollanda'yı bekliyorum açıkçası. Yani Hollanda-Romanya eşleşmesinden çeyrek finale çıkacak taraf Hollanda olur. Tabii göreceğiz yani bugün Slovakya'sı, Slovenya'sı neredeyse bütün takımlar ikinci turda rakiplerini zorladılar. Dün gördüğünüz Slovenya Portekiz'e karşı 120 dakika müthiş mücadele verdi. Slovakya İngiltere'ye karşı aynı mücadeleyi verdi. Dolayısıyla hiçbir maç kolay değil. Ben bu akşam Hollanda-Romanya maçında Hollanda'nın sahadan kolay bir galibiyetle ayrılacağını düşünmüyorum ama favori benim için Hollanda. Bu akşam tabii ki önemli olan bizim turu geçmemiz. Biz bugün Avusturya karşısında turu geçersek önümüzü daha da açacağız. Çeyrek final motivasyonumuzu daha da yükseltecek. O yüzden bence bu akşamki maç çok çok önemli bir sıra. Yani bugün aslında gruptan çıktıktan sonra Avusturya engeli bizim beklediğimiz Fransa ve Hollanda'ya göre Avusturya takımı aslında kağıt üzerinde bizim daha kolay geçebileceğimiz bir rakip gibi gözüküyor. Ama Avusturya futbolunu yabana atmamak lazım. Bugün biz Fransa'da Hollanda'yla da eşleşebilirdik. Bence Avusturya, biz ekol ülkelerden biraz daha sıkıntı yaşıyoruz ekol ülkelerle oynarken. Fransa gibi, İspanya gibi, İtalya gibi. Ama Avusturya gibi bir ülkeye karşı, futboluna karşı bugün sahada mücadele edecek olan oyuncularımız, milli takımımız bu başarıyı yakalayacaktır diye düşünüyorum. Yani ben bu akşam için açıkçası umutluyum.